bana yani. Bu Vahşi Batı. pandeminin ilk birkaç haftası, bir de tam o sırada Black Lives Matter falan böyle Amerika'yı protestolar süpürüyor, böyle Covid kapanmaları başlıyor falan derken dedim ulan acaba şu an o zaman mı dedim. Şu an gerçekten hani proletarya ayaklanıyor mu falan diye bir düşündüm. Böyle bu Covid kapanmaları falan. Hakikaten böyle buradan böyle bir tarihi bir an, bir dönemeç yaşayacak mıyız diye düşündüm. Aradan bir hafta falan geçti. Louis Vuitton'un böyle 300 euroluk pandemi maskesi sattığını gördüm. Dedim tamam abi, kapitalizm hiçbir yere gitmiyor, anasını satayım Ben aslında yani. umuda hastayım abi yani. O solun bitmeyen böyle ya yani bu kış bu sefer Bu bitireceğiz. sefer olacak mı acaba falan. Yani Bilmiyorum. bilmiyorum. Ucunu açık ama Başlangıcımızı ben yapalım. taraftayım. Evet, ama başlayalım. Evet. Kayıtlıyız diye düşünüyorum. O Evet. zaman bugün ayın kaçıydı? Altısı. 6. 6 Mart Yuvarlak Masa Müsası'ndan herkese merhabalar. Bugün konumuz Türk müziği. Türk müziğinin nasıl dönüştüğünü ve farklı zamanlarda nasıl şekiller aldığını, bunun toplum etkilerini konuşacağız. Ve şu dizelerle başlamak istiyorum bugünkü yayınımıza. Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük, şarkılarda ayrılık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun, ah bu şarkıların gözü kör olsun. Zeki Müren'in seslendirdiği ve hayatımıza giren bu dizeler. Evet, gerçekten şarkılarda keder, şarkılarda ayrılık, şarkılarda ölüm. Neden? Bunu bana daha önce yurt dışında yaşayan çok sevdiğim birisi söylemişti. Fark ettin mi demişler. Türkçe şarkılar hep hüzünlü. Hep mutsuz. Hep söyleniyor. Gerçekten Türk müziği neden üzgün? Yani bu tabii bir taraftan romantize ediliyor. Yok işte bizim coğrafyamız acıların coğrafyası falan diye. Ama gerçekten bilmiyorum, eğer belki sayabilirsiniz. Ben sayamamıştım çünkü. Mutlu şarkılar var mı Türkçe'de? Ya benim aklıma Hayat Bayram olsa falan gelmişti ama aslında o da mutlu bir şarkı değil yani. Şey, Hayat Bayram olsa diyor. Hayat Bayram değil çünkü. Falan yani hani. Yani sizin aklınıza mutlu bir Türk müziği eseri geliyor mu, ya da Türkçe şarkı geliyor mu aklınıza? Konuya mutlu tınılı gelen şeyler var ama sözlerini anlayınca sanırım Değil o mi? bir imaj kalmıyor. Sözleriyle, tınısıyla, her şeyle değerlendirdiğinde bu mutlu bir şarkı dediğin bir şarkı var mı? Bilmiyorum sen şu an aklıma gelmedi. Hep böyle korkunç şeyler aklıma geldi. Değil mi? Ya Evet. biz neden bu kadar mutsuz şarkılar yapan bir toplumuz mesela? Mutlu bir şey ama düşününce başka dillerde dinlediğimiz şarkılarda mutlu bir şey Yani var mı ki? ben de onu düşünüyordum tam. It's a good abi yani. Yani Benim böyle bir Spotify haklısın. playlistim var. Fluffy Pink Stuff diye yani. Yani gerçekten. Var yani. İnan bana var yani. Böyle Christmas songlar, şunlar bunlar falan. Yani gerçekten full mutluluk temalı yabancı şarkılar var. Ama ben daha mutluluk temalı bir Türkçe şarkı bilmiyorum derken Göksel Sevil Neşelen demiş chatten biri. Ama hani yani O da şarkıyı bir küfür bilmemekle ya. beraber sadece adından yola çıkarak hani o da bir şey hani Sevil Neşelen hani ileride bir şeyler iyi olabilir gibi. Bütün Bunu da dünya böyle buna söylememiş inansın. olabilir. İki kişi aynı anda demiş, Can ve Hacer. Hayat bayram olsa. Onlar Ama bak, hayat bayram değil ki, Sefa. hayat bayram olsa deniyor o da. O da biraz resmi devlet ideoloji şarkıları yani. İsrail marşlarının üzerine yapılan hani bizim Türk ideolojisini sembolize eden şarkılar onlar ikisi de. Na falan hepsi onların bir ideolojik arka plan üzerinden yazılıyor açıkçası. O yüzden Alp doğru söylüyorsun. Düşününce zor Yani bir değil mi? konu. Müzik kültürü bu kadar geniş bir toplum olarak mutlu şarkı üretemiyor olmamız bence kendi başına çok ilginç bir şey.
Ama dik duran şarkılar yapıyor. Şimdi orasını bence atlamayalım. Böyle mesela müziğin tonu, müzik melodisi vesairesi ya da işte 9-8'lik neyse gidiyorsa insana böyle çok uplifting geliyor. Bir yandan ama işte karısını nasıl öldürdüklerini anlatıyor falan. Ona rağmen hani böyle bir Evet bizi evet yaşamak şey müzikler zorunda tutuyor. var yani tını olarak kulağa güzel şey kulağa mutlu gelen şarkılar var. Ama hani hem söz hem tını birleştirdiğinde hani böyle hakikaten hayat ne kadar güzel diyen bir şarkı benim aklıma gelmiyor. Evet, Türkçe'de. gerçekten söyleyince fark etti. Evet, yok gibi. Aklıma şey geldi oğlum. Ah bir ateş var sigaram yani bu denizaltı batarken yazılan şarkılar var. Hepsi gerçekten onun gibi. Demet Akalın bile buna benzer şarkılar söylüyor sanırım content olarak. Yani Garip aşkın bir şey. olayım var herhalde sadece ama ama O ondan da öyle. bir aşk şarkısı. Yani şey değil baktığımda. Yani o da hayatın güzel olduğu bir şarkı değil. Sadece gol sevinci sonrası çalıyor diye biz hani pozitif duygularla eşleştirdik o şarkıyı. Hangi Ya şarkıdan bahsediyorsun Ömer? aşkın olayım. Geçen senin en çok dinlenen şarkısı. Icardi. Icardi. Ya şey Ha, bu şey Icardi var mı? şarkıyı söyleyen değil bu Tarkan'ın da öyle bir şeyi vardı, şarkısı vardı. Arar buluruz izini falan. O şarkı mesela güzeldi. arada. Bilirsiniz ya. Bakalım Serra demiş. Yurtta Barış, Dünyada Barış 1988 Eurovision şarkı. Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerinden diye. İlhan İrem'i tabii ki burada anıyoruz, seviyoruz ama hani şarkı bilmediğim için yapamayacağım. Ama Yurtta Barış, Dünyada Barış derken de büyük ihtimalle gerçekten yurtta ve dünyada barışın ne kadar hani hali hazırda olan ve güzel bir şey olduğundan mı bahsediyor sanmıyorum. İlginç bir noktaymış. Bunu yabancı arkadaşı nasıl fark etti abi? Yabancı arkadaşım değil. Türk. Çok daha etkileyici olurdu yabancı bir arkadaşım o. Neyse buradan konuya girdim çünkü şarkılarda hüzün, şarkılarda ayrılık dedim. Ve gerçekten bizim şarkılarımızda hüzün, bizim şarkılarımızda ayrılık, bizim şarkılarımızda ölüm. Buradan bir giriş yaparak bu Türk müziğinin nasıl dönüştüğüne değinelim istiyorum. Türk müziği derken bu arada tabii ki biz Türk'ü dar bir anlamda kullanmıyoruz. Hani burada şey tartışmalarına denk geliyorum çünkü Twitter'da yok işte Türk edebiyatı diye bir şey var mı yoksa Türkiye edebiyatı mı? İşte Türk edebiyatı diyenler Türkiye edebiyatı diyenlerini linçliyor falan. Hani ben bu tartışmaları ne verimli ne anlamlı bulmakla beraber hani özellikle bir taraf alma şeyim de yok, hevesim de yok bu konuda. Ama Türk müziği derken iyi niyetli olarak herkes ne anlıyorsa anlayabilir. Ama tabii ki bir iyi niyet şeyle beraber. Asterix ile beraber. Türk müziğin dönüşümü bilmiyorum Erkin Ömer siz de beni istediğiniz noktada şey yapın bu konuda kesin. Aslında Osmanlı'da aslında Türkiye'den bahsederken birçok konuda olduğu gibi Osmanlı'dan aldığımız bir süreci ondan sonra Cumhuriyet tarafından nasıl etkilendiğini konuşmamız lazım. Ondan sonra bu erken Cumhuriyet tarafından nasıl etkilendikten sonra işte neoliberal dönem ve işte darbeler sonrası, bilmem ne sonrası nasıl şekil aldığını konuşacağız. Bunu anladığım kadarıyla benim yaptığım araştırmadan bir Türk müzikisi var ve bunun kurumları var. Erken Cumhuriyet önce bu kurumları TC'leştiriyor. Ondan sonra da müziğin içeriği konusunda bir batıya dönüş söz konusu. Yani aslında Türk müziki makamlarından Batı tonalitesine bir geçiş var. Benim gördüğüm ilk kırılma orada yaşanıyor. Bu konuda sizin gördüğünüz, araştırdığınız, ilginizi çeken bir şey var mı? İstiklal Marşı. Sanırım tam o arada kalan şeyde dönemden bahsedebiliriz. Yani yazılışında belki biraz daha Türk ya da Orta Doğu müziğinden esinlenerek bir şey yapılmış bir yazı. Ne ölçüsü diyorduk ona ya? Aruz. Aruz ölçüsü yazılmış. Arkasından batılı bir marş düzenini uydurmuş. O yüzden söylerken bile bu yüzen larda al, yüzen al sancak falan. O bölünmesi, düşmesi falan. Bence her Türk çocuğunun zaten ilk öğrendiği şey herhalde. Bu marşı niye böyle söylüyoruz? Dan gelen soru herhalde burada bir yerde birleşiyor. Katılır, katılır. Ömer ama Ömer. kesin çok daha güzel bir cevap verir bundan. Yok yok. Ya İstiklal Marşı'nın bestesi sıkıntılı gerçekten. Onu bence neden tabu olarak konuşmuyoruz ve sadece İsmet Özeller konuşuyor. Onu anlayabilmiş değilim gerçekten. Onu da belki ayrıca bir konuşmak gerekiyor. Yani o marşın, bir milli marşın sözcükleri ortadan niye bölünür
şeyi benim de hep kafamı kurcalamıştır yani. Ve gerçekten sadece İstiklal Marşı Vakfı mıydı, derneği miydi? İsmet Özel'lerin bestesini değiştirmeye çalıştıkları şey. Dernek mi kurmuşlar? Var var. İsmet evet. Özel bunu şeyde söylemeyi istiyor. İslami bir tonda söylüyorlar. Şeyin videolarını izleyebilirsin şeyden. Bence daha iyi olmuş. Evet, bence de daha iyi oluyor. Ona göre yazılmış çünkü. Ki bu arada Mehmet Akif'e böyle bir iş yüklemiş olmak da bence başarılı bir süreç. Yani orada da ideolojik bir tercih yapılmış gibi geliyor bana. Ayşe buyur. Bir el kaldırdığın gibi ama. Ama kayboldu sonra. Kayboldu sonra. Duyuyorsan bizi iletişime geçebilirsin. İkinci bir kırılmadan bahsedeceğim. Pardon Ayşe online oldu galiba. Evet. Tamam Ayşe, devam ediyorum. Duymaya başlayacağız galiba ama. Yok yok, mikrofon şey olabilir, evet evet. Mikrofon haklarıyla alakalı sorun oluyor. Bir arke derslerinde de oluyor. Tamam. Chatten yazabilir. Benim gördüğüm ikinci bir kırılma iç göçle birlikte gerçekleşiyor. Özellikle burada 1970'ler öne çıkıyor. Burada da işte aramızda da az önce konuştuk. Bu Şerif Mardin'in merkez çevre ilkesinden yola çıkarak bir yorumlama var. Bu da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi'nde yayınlanmış bir makaleden Türk müziğinin dönüşümüyle ilgili. Ben de onu baz alarak konuşuyorum. Ondan sonra detayları chatte paylaşırız. Ömer, sen biraz şey yaptın konuya, baktın konuya diyebilirim ya da en azından bilgin olan bir konu. Bize öncelikle biraz çok zor bir iş olmakla birlikte merkez çevreyi bir özetleyip ondan sonraki göçle bunu nasıl bağlayacağımızı belki ifade edebilirsin. Deneyeyim. Öncelikle bir arabesk sevdalısı olarak gerçekten mi? Ben çok severim. Gerçekten severim. Çok da dinlerim. Çok da yani kendimle bağdaşlaştırdığım çok noktası olduğunu düşünüyorum. Acıların çocuğu formatıyla. Şeyi söylemek lazım. Burada şey... Abi Erkin, biz burada geyik mi yapıyoruz yoksa Ömer böyle 2040 Cumhurbaşkanlığı bidini evet mi hazırlıyor? Bu Ömer'in seçim turu yani. Ben bir başından beri söylüyorum. Bu konuyu ben istedim. Bu müziki konu. Hani özellikle Ahmet Kaya ve arabesk tonajı benim hani gerçekten... Ya Robert'e ben mi gittim anasını satayım ya? Şimdi bunları geçeni var. Ecevit gitmedi mi? Ay senin sansıkçın evet, nerede geleceği bunu merak ediyorum. Ben mesela şeye çok bozuldum. Türkiye'li tartışması yapmana falan diye de onu söyledim. Politik doğrucu olacağız. Öyle evet. Bir tartışma yapmadım. Bu tartışmayı çok anlam bulmadığımdan bahsettim. İki tarafında bu arada. Aa, yok yok, sulandırıyorum. Şeyi söylemek lazım. Merkez çevre okuması, çok özet söylemek gerekirse şu. Yani biz sosyolojik olayları ve Türkiye'deki politik dönüşümü belli maskelerle, belli filtrelerle okuyoruz. Bu ekonomik ve sınıf mücadelesi üzerinden olabilir. Ama mesela Şerif Mardin'in getirdiği perspektif ya da en azından ödünç aldığı perspektif daha çok Türkiye'de bir merkezdeki elit ve daha çok taşrada, kırsalda, kasabada olan çevrenin mücadelesi olarak okuma eğiliminde. Yani bir cumhuriyet eliti var, cumhuriyeti kuran elit kadrolar. Daha sonra merkezdeki bu kadroya karşı çevreden, küçük esnafın, kasabalıların, bürokrasi dışından gelen insanların iktidarı ele alması ve kendi kültürlerini bir şekilde empoze etmeye başlaması aslında. Senin söylediğin dönüşüm de iç göç dönüşümü, özellikle 50'lerle başlayan ve Türkiye'nin 50-60 arasında 4 büyük kentinin nüfusu %75 artan bir şehir ya bir ülke. Yani şu an bir dış göç üzerinden mesela demografik yapımız değişirken o dönem ciddi bir iç göç vardı ve daha önce Türk tarihinde yani Türkiye tarihinde bence tekrarlanmayacak bir deneyim yaşandı. Bu insanlar kendi kültürlerini, kendi bakış açılarını kente taşıdılar. Ve bu aslında hem kültürel olarak müziğimizi etkiledi, hem politik sistemimizi etkiledi, hem de üzerinde bulunduğumuz kavramları etkiledi bence. Tabii burada şu da var. Başta bence çok güzel söyledin. Yani Cumhuriyet elitinin yapmaya çalıştığı şey batılılaşmayı... Ki bu Tanzimat'ta başlayan bir süreç. Yani. Onu da altını çizmek lazım. Yani biz bu Cumhuriyet kırılımından bahsediyoruz ama aslında bahsettiğimiz kurumsal değişimlerin çoğu Tanzimat'ta temeli atılan şeyler.
Yani Ziya Gökalp'in yazılarında bile takip edebildiğimiz bir şey bu. Hani özellikle Türk kültürünün müzik üzerinden tekrar tanımlanmasını öneren o. Aynen öyle. Tam Leyla'nın söylediğini söyleyecektim. Yani 34'te yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de Türk müziği radyolarda yasaklandı. Tamamen insanları Batı müziğine entegre edebilmek için. Ve hani şu an günümüz iktidarının devşirdiği mağduriyetlerden bir tanesi bu aslında. Hani kendi topraklarının müziğine bile yabancı bir iktidar ve kurucu elit olduğunu söylediler. Şimdi bu aslında özellikle 50'lerde Kahire Radyosu üzerinden Arap ve Arap müziğinin Türkiye'de dinleyici kazanması üzerinden şekillenen bir arabesk kültürü var Türkiye'de. Bunun bence bu göçü en net yansıtan şeylerden bir tanesi bu. Özellikle klasik Türk müzik tonlarıyla Arap tonlarının, arabesk müziğin birleşmesiyle doğan ne kentli olabilmiş, ne kırsalda kalabilmiş, ne kente ve kapitalizme tam entegre olabilmiş, ne de o kırsaldaki feodal pratikleri tam bitirememiş, merkezinde acı, sınıf farklılıkları ve hayal kırıklıkları olan bir müzik türü aslında. Tam bahsettiğin konuya geleceğim. Çok kısa bir tanjanta geçmek istiyorum. Bu arabesk diye ben araştırdığımda genelde bir Türk müziği türü olarak hep karşıma çıktı. Ama bir taraftan da etimolojik olarak hani Arap kökenli bir şey gibi geliyor bana. Bir onu netleştirebilir misin hakim sen konuya? Yani ya arabesk bir Türk müziği türü müdür, yoksa hani atıyorum böyle bir klasik müziğin Türkçe yorumlanması ne kadar Türk klasik müziği ise arabesk de o kadar Türk müziği midir mesela? Yani dışarıdan alınan bir müzik mi? Yani en azından yani kabul edilen diskür, ki hani ben resmi müzik eğitimim yok. Daha çok şey üzerine. Yani arabesk diye bir sanat akımı da var bu arada, bizim arabeskimizden bağımsız olarak. O yüzden de birden fazla arabesk var. Biz hani Türk arabesk müziğine daha çok işte bu Kahire Radyosu etrafında şekillenen ve arabesk tonların Türk müzisyenler tarafından dillendirildiği müzik türüne arabesk diyoruz. Yani işte özellikle hafif çok sesli ve zaman içinde transforme olan bir müzik türüne spesifik diyoruz. Yani Türk müziği denemeyebilir bence. Kesinlikle ondan tonlar içerse de. Bizim ya işte bu Murat Bardakçı'nın mesela Zeki Müren'e yaptığı Türk müziğinin canını okumuştur eleştirisi biraz ondan kaynaklanıyor. Yani ben farklı değilim o eleştirinin. Arabeskleştiren o bir süreç çünkü. Ve hani bunu gerçekten arı Türk müziği kabul etmeyen bir kadro var. Daha böyle püritan diyebileceğimiz. Onların arabeski dışarıdan gelen, aynı Batı müziği gibi Türk müziğinin biraz içini boşaltan müzik türü olarak yorumlaması diyebiliriz bence. Eyvallah. Şeyden bahsediyorsun abi, müziğin içeriğinde, yani belki sözlerin ve tınının içeriğinde yani bir mağduriyet, bir gücenme, bir rahatsızlık barındırdığından bahsediyordun. Kesinlikle. Yani bu aslında şehre gelen ve gettolara sıkışmış, kendi potansiyelini gerçekleştiremeyen, işte sevdiği kıza ulaşamayan, fakirlik edebiyatıyla süslü bir edebiyat aslında ve bu insanların gerçekten o dönemki sorunlarını yansıtan bir müzik. O anlamda özellikle Amerika'da rap'in üstlendiği bence biraz misyonu da üstleniyor. En azından çevrenin müzik piyasasına girmesiyle beraber devlet de buna çok sert tepki gösteriyor. 89'a kadar, Özal'a kadar yani, arabesk çok ciddi şekilde Türk ana akım müzik piyasasında yer bulmuyor, en azından TRT eliyle. Bu ancak daha sonra arabeskin içinin boşaltılması sonucunda ancak devlet arabeskiyle tekrar barışabiliyor aslında, ama ona tekrar değiniriz. Arabeskin içi nasıl boşaltıldı kısmında şimdi çok uzatmayayım ben de. Evet, bu arabeskten pop arabeske geçişte televizyon anladığım kadarıyla bir medium olarak bir rol oynuyor. Ama şu da yine merkez çevre üzerinden yapılan bir okumada şunu gördüm ben. İlginç bir teori bence. Hani ben bu konuda şu ya da böyle düşünüyorum diyecek kadar hakim değilim tabii ki, ama çevreden gelen işte bu merkez çevre ayrımından bahsettik. Merkezde bir elit kadro var ve çevre bu sürecin dışında kalanlar. Onlar artık özellikle belki son 30 yıldır, 40 yıldır iktidarın kendisi olmasıyla beraber çevrenin ve özellikle son belki 20 yıldır çok net tecrübe ettiğimiz bir şey bu bizim. Yani artık Cumhuriyet eliti dediğimiz elitin
bürokrasi olsun, hükümet olsun belli bir anlamda yer değiştirmesiyle aslında bu merkez tarafından hissedilen mağduriyet argümanı bir süre sonra işlemeyi bırakıyor. Yani belki 1950'lerde Anadolu'nun bir köyünde birinin ya ben bu Cumhuriyet projesi tarafından mağdur edildim, ben işte Balkan elitleri tarafından şöyle hor görülüyorum demesi belki bir yere kadar bir argümandı. Ama ondan sonra artık hükümetin kendisi, bürokrasinin kendisi, devletin kendisi çevre olduğu noktada, yani artık o çevre olmaktan çıkıp merkez olduğunda arabesk de bir şekilde değiştiriyor ve artık orada hip-hop'a kayıyor. Hip-hop arabesk oluyor diye bir argüman gördüm. Ki Türkiye'de şu an en çok dinlenilen şeylere baktığımızda, burada farklı mekanizmalar var, onlardan da bahsedeceğiz ama en çok dinlenen şarkılara baktığımda bunu bir tık şey yapıyor gibi geliyor bana. Destekliyor gibi artık, yani o senin dediğin fakirlik üzerinden, sınıf üzerinden yapılan bazı isyanlar çok daha şeye, bireysel isyanlara dönüşüyor. İşte aşk isyanları gibi. Orada sadece şeye bakmak lazım diye düşünüyorum. Önce arabesk konusunda belki birkaç bir şey ekleyebilirim. Arabesk denmesinin büyük sebeplerinden bir tanesi de hakikaten Arap coğrafyasından alınan şarkılar olması tabii. 1950'lerde Mısır'da Ümmü Gülsüm var mesela. Abdülhalim Hafez var. Birkaç farklı sanatçı daha var. Arkasında 60-70'lerde Fayruz var. Buralardan yani sadece arabeskçiler değil, Erkin Koray da çok fazla alıyor. Zeki Müren de çok fazla alıyor. O zamanın meşhur diğer şarkıcıları da hem işte Batı'dan hem Arap dünyasından, Doğu'dan aranjmanlar yapıyorlar o zaman, ki şeyin adı bu. Burada aslında mesela Zeki Müren'in bir şarkısı vardı. Onu da Halem Hafez'den almış idi. Aynı adam başka bir şarkısını da arabeskçi tayfa almış. Onun bir tanesinin yaptığı Sanat Güneşi, işte High Music, Yüksek Müzik, diğeri Alt Müzik oluyor. Orada sanki hali hazırda devam eden, sizin çevre ve şeyden bahsettiniz, merkezden bahsettiniz. Hali hazırda gelip giden ön yargıyı zaten bir şekilde müziği de yapıştırmış oluyoruz. Yani onlar dinlediği için bu alan müziği. Müzik alan olduğu için değil gibi bir nokta. Ama o dönem bir yandan şey için de ilginç bir dönem. Yani Türkiye'de genel müzik janraları arasında da çok ciddi bir patlamanın yaşandığı bir dönem. Bunda muhtemelen yüksek çoğunluk aranjmanlara borçluyuz. Sevgi şey yapıyor, konuşmak istiyor, katılmak istiyor galiba. Sevgi, buyur lütfen. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Arabesk konuşulunca çok heyecanlandım. Çünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da bir hocamız Meral Özbek, o arabeski direkt incelemişti ve bir kitap yayınlamıştı. Orhan Gencebay Müziği ve yanlış hatırlamıyorsam, bir saniye okuyorum, şeyini de buldum şu arada. Evet, sosyolojik bir olgu olarak müzik, popüler kültür ve Orhan Gencebay arabeski. Burada biz arabeski sosyolojik olarak aslında kentle bağdaştırıyoruz. Köyden kente göç etmiş insanların entegrasyonunda direkt olarak bir varoluş mücadelesi aslında. Ben de çok uzun zamandır Yakalandık Yine Yollarda diye yollarda gördüğüm araba arkası yazılarını, kamyon arkası yazılarını takip ediyorum. Çünkü aslında sürücü A noktasından B noktasına giderken sürücüdür ve sadece sürme faaliyetini yerine getirir. Ama arkasına yazdığı yazılarla aslında bir varoluş pratiğini deneyimliyor. Ben hocamızın makalesini de buldum. Burada sadece bir şeye söylemek istiyorum Ömer Bey'e. Ömer Bey gettolara sıkışmışlıkları demişti bir yerde bir konuşurken. Bunu ben de hocamıza bir şekilde böyle söylemiştim. Ama kavramları kullanırken, yani mesela hani ben 1960'ların Türkiye'sini düşündüğüm zaman acaba o insanların gettolar mı yaşadıkları yerler diye düşündüğüm zaman aslında onlara getto diyemeyiz. Çünkü gettonun kavramının, hani Holocaust diyoruz ya, 2. Dünya Savaşı'ndaki yaşanan soykırma, ona soykırım diye demiyoruz. İsminin bir ağırlığı olmuyor. Yerini tam şey yapmıyor. Ben mesela sizin orada dediğiniz gettolara getto demezdim mesela. Hani daha kenar mahalle oluyor aslında onlar. Benim bu arada söylediğim şeyler. Hocalarımızdan böyle ben de bir şeyde yaptığım zaman bir söylemde. Hani ben onlara getto demezdim diye düşündüm sadece. Ama bir sıkışmışlık hissini paylaşıyorlar aslında onlar da. Hocamızın makalesini de buradan Dergi Park'tan buldum. Onu da buraya iletiyorum chatten.
ilginizi çekerse diye. Benim çok ilgimi çekti konu. Bölmüş gibi olduk, kusura bakmayın. Teşekkürler Sevgi. Bu Geton belki Türkçe karşılık bir şey treni vardı. Bu Florya'dan mı Kartal'dan mı ne giden? Banlıyor. Yani. Banlıyor karşılar mı acaba diye düşündüm. Hani bu kenar mahalleleri böyle belli. O suburb demek abi. Sen de haklısın. Nitekim neyse değil mi? Biz iyi niyet varsayarak hani kelimelere belki bu kadar şey yapmayıp ben şey Varoş güzel ya da gece kondu kent falan öyle bir şey söylüyorlardı. Onlar da daha yerli malı yurdum malı gibi şey kelimeler olabilir. Evet yani şöyle geto'da genel olarak Sevgi bahsettiğin şeyde bağlamda şey gözetiliyor çünkü belli bir etnik ortaklık üzerinden belli bir coğrafyaya hapsedilmiş insanlar. Evet, evet. Ama aslında evet. Ama işte tam olarak da o yüzden aslında köyden kente göç hikayesinde genelde bu göç akrabalık ve hemşerilik bağları üzerinden gerçekleştiği için hala yani bu göç dalgalarından 60 yıl sonra bile atıyorum hani Sarıyer'de Karadenizliler yaşar gibi bir algı olmasının sebebi bunun da aslında etnik ve yani hemşerilik, etnik, akraba bağlar üzerinden gerçekleşmiş olması diye düşünüyorum. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama çok özür dilerim. Getto kavramı ilk çıktığı zaman bu İspanyolların belli bir etnik grup işte Yahudileri topladığı diye hatırlıyorum. O adalara seferler düzenledikleri, bakın bunlar burada yaşıyor sonra onları kapattıkları bir yer olarak getto aslında ilk olarak çıkılıyor. Ve işte hani seyirlik bir panayır gibi insanları oraya toplayıp işte tabii ticarette de iyi oldukları için Yahudiler onları da işte oradan uzaklaştırıp adaya kapatıyorlar ve seyirlik bir şey gibi hani hapishanede gibi gidip onları ziyaret ettikleri yer. Hani Getto'nun şeyi daha böyle ağır işte. Tabii ki bir tarihsel bağlamda var olan bir şey diyebiliriz ona. Gökberk el kaldırıyor. Gökberk seni dinleyelim. Ki getolardan müziğe doğru bir geçirebilirsen bizi belki şey yapabiliriz. Oradan devam ederiz. O zaman ben kapatayım burada. Getto üzerine daha fazla konuşmayalım. Yani çok yok canım, yok mutlaka gerekli bir tartışma. Eminim ki iletişim yayınlarının bu konuda çok anlamlı kitapları ya vardır ya olacaktır. Sadece hani sınırlı zamanda Türk müziği gibi geniş bir konuyu konuştuğumuz için hani ona takılmayalım istiyorum ama hani sen de lütfen şey yapmış hissetme. Söylediğin şey duyulmak istenmiyormuş gibi hissetme. Yok ben yani bence bu çok daha önce bir Amerikan arkadaşım da aynı şeyi söylemişti. Böyle bir tartışmada biz o kelimeyi kullanmıyoruz gibisinden böyle üstence açıkçası. Ama bu anlamın sonradan affedildiğini düşünüyorum. Yani gettolaşmanın, getto tabiri kullanılmadan önce de gettolaşma farklı anlamlarda yani bahsettiğimiz anlamda kullanılıyordu zaten. Belirli bir dünyanın belirli bir noktasına bir anlam atfedilmiş olabilir ama biz hala gettolaşmayı gettolaşma olarak kullanıyoruz yani. Getto birilerine Holocaust'u andırıyor diye kötü bir kelime değil, bir terim sonuçta yani. Aynı zamanda Varoş'ta suburban'ın tam karşılığı da Türkçesi. Aynı şekilde Varoş'a da kötü bir anlam atfedilmiş. Atfedecek bir anlam yok yani. Varoş fobi gibi bir şey buna. Varoş kötü bir kelime demek. Yani yufemize mi edelim? Ne derim ya? Ne yapalım yani? Yani teşekkürler Gökberk. Ben teşekkür ederim. Yok yani bu arada bu konuşmaları uzun uzun yaşamak istemiyor gibi duruyorsak dışarıdan bunun sebebi sadece şey değil yani. Hani yok siz konuyu dağıtıyorsunuz, konu bu değil falan kesinlikle değil. Sadece görünüşün yani göründüğümüzün aksine biz gerçekten biraz dersimizi çalışıp gelmeye çalışıyoruz bu seanslara. O yüzden de hani bilmediğimiz bir konuyu ben ne model ederken rahat hissediyorum ne de Ömer ve Erkin'e hani hadi siz bu konuda daha fazla şey paylaşın derken rahat hissediyorum. O yüzden hani ama bir taraftan bunları not alıyoruz. Şey yapacağım yani bir noktada atıyorum hani bu Türkiye versus Türk edebiyatı, Getto versus Varoş. Mesela bugün mesela şeyle ilgili ilginç bir Twitter'da tartışma dönüyordu mesela. Siyahi, işte zenci demek ne zaman okey olmamaya başladı, siyahi denmeye başlandı falan. Ya bence bunlar ilginç tartışmalar. Sadece dedim ben şu an hakim olmadığımız konularda çok fazla şey yapmak istemiyorum. Hani potansiyel olarak yalan yanlış konuşmak istemiyorum. O yüzden şeye geri dönüyorum, müziğe geri dönüyorum. Ve hatta müziği de geçip müzisyen imajına
dönmek istiyorum. Çünkü mesela benim özellikle fark ettiğim bu eski İstanbul'dan nasıl bahsederken bir şeyleri romantize ediyorsak, sanatçılardan bahsederken de şey diyor hocam, bir zamanın sanatçıları böyle değildi. Eskiden sanatçıların bir duruşu vardı. Eskiden sanatçıların bilmem nesi vardı. Eski müzisyenler böyle şeyler yapmazdı. Gerçekten böyle mi bu hikaye? Yani gerçekten müzisyenler bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce çok daha toplumsal konularda olsun, kişisel hayatlarında olsun çok daha saygıdeğer belki diyebilirim. Belki çok daha ulvi bir şekilde mi yaşıyorlardı ve icra ediyorlardı sanatlarını? Yani bu müzisyen imajı nasıl değişti sizce toplumda diye sormak istiyorum. Erkin, senden başlayalım. Orada az önce de şeyi söyleyecektim, işte Ghetto Varoş hikayesi dışarıdan yani bir barbar müziği modunda incelendiği için hep bu durum. Yani o müziği dinlemeyen insanlar tarafından bir şey atfedildiği için Ghetto Varoş mu aslında tartışması da orada biraz bence değer kazandı. Çünkü dışarıdan insanların söylediği şeyler. Yani eminim içeride bir mahallenin içerisinde bu mahalle komple arabesk dinliyor gibi bir durum yok. Yani öyle bir varyasyon var içeride. Belki klasik müzik dinleyen olmasa da. O yüzden şey yani hani Türk sanat müziğini dinleyen adam o varoşa ya da gettoya affedilmiyor. Ya da kendi gettosuna affedilmiyor. Belki adaların tamamı Türk sanat müziği dinliyordur. Ya da klasik müzik dinliyordur ama orası bir getto varoş değil. O bana ilginç bir nokta gibi geliyor. Sanatçıların da işte eski sanatçılar böyle değildi. Şimdikiler işte ne bileyim eşofmanla geliyor. Veyahut da o zamankiler işte göğüslerini açıyorlar. Kocaman bıyıkları var. Türk mü bunlar yoksa denmesinin sebebi de bu sanki. Yani 30'lardan o modernleşme serüveninden biraz daha yeni dünyaya gelmiş bir Türkiye var. 2000'lerde başına ne geleceğini asla bilmiyor. Ve buna hazır da değil. O zaman ona gelen şeyi, arkadan gelen ne diyeyim o dip dalgayı görüp korkan ve bence farklı bunu affeden bir tayfa var. Erkin, sen hiç Münir Nurettin Selçuk'un bir fotoğrafını gördün mü? Gördüm. Hatırlıyor musun tipinin neye benzediği? Evet. Neden? Tamam. Yani aslında yani hayır demeni umarak sormuştum aslında. Ömer sen abi, hayır, hayır diyebilir misin en azından? Abi yani. Tamam diyebiliyorsun. Eyvallah. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Yani o kişinin giyimiyle bağdaştırdın. Yani bilmiyor olsan bile kafanda canlanacak bir Münir Nurettin Selçuk imajıyla. Ondan sonra arabesk müzisyeni dediğinde kafanda canlanan imaj bambaşka. Arabesk müzisyeni diyecek. Aklına işte Müslüm Gürses geliyor. Belki İbrahim Tatlıses geliyor onun daha pop bacağı olarak. Ve hatta mesela bu şey vardır. Muhsin Bey Apartmanı'nda çok güzel bir film vardır. Orada da hani bir İstanbullunun yani İstanbul'unun yanına gelen bir arabesk sanatçısının, arabesk müzisyeninin aslında hatta çok meşhur bir şey vardır. Bir şey sahnesi var. İkisinin de gelecekle ilgili hayal kurduğu. Ve oradaki Şener Şen'in canlandırdığı İstanbullu karakteri işte bilmem ne hanımla Üsküdar'da bir eve çıkarız, güzel bir manzaramız olur, bilmem ne falan. Yani böyle çok tatlı, böyle konvansiyonel, böyle aslında toplumsal değerlerle inanılmaz paralel bir hayali varken arabesk müzisyeni şey der mesela işte atıyorum. Ya işte boynumu alacağım iki tane, işte şurada bir kebapçı dükkanı açacağım ama kimseye kebap yapmayacak, sadece bana kebap yapacak falan. Yani çok da aslında böyle toplum eliti tarafından burun kıvrılacak şeyler söylüyor mesela. Orada arabesk sanatçısı hakkında da bir yargı var. Yani sadece arabesk dinleyen değil. Ve dolayısıyla popüler olan müziğin değişimiyle popüler olan müzisyenin de bir değişiminden bahsetmek mümkün mü acaba diye derken Ayşe tekrar katılmayı deneyecek, onu dinliyoruz. Teşekkürler. Geliyor değil mi sesim? Geliyor. Gayet güzel geliyor her şey. Teşekkürler. Ya benim bir takıntım var. Bu 1970'ler dönemine özellikle sosyal hayatına dair çok fazla özellikle video izledim. Bu Maxim'in işletmecisi sahibi olan Fahrettin Aslanoğlu, Sacit Aslan'ın çok anlattığı şeyleri dinlemiştim. Ve onun anlattıklarında bazı temel şeyler var. Esas değişimin 6-7 Eylül olaylarından sonra Pera bölgesindeki gayrimüslimlerin tasfiyesiyle çok büyük bir değişim geçirdiğinden bahseder ki bu Netflix'teki dizinin adı neydi? Kulüp. Kulüp. İşte kulüp de bu konuyu anlatıyor. Maxim sahnesinde sadece şarkıcılar yok, sadece saz ekibi yok.
Bir sürü ara elemanlar var, garsonlar vesaireler var ve mesela onları anlatırken şey derdi, hani en ufak bir çıt çıkmazdı, rutinini gerecek, aksatacak kabalık vesaire görgüsüzlükler asla olmazdı der mesela. Bunun yanı sıra 1970'lerde inşaat sektörünün gelişmesi ve tabii işte o köyden kente göç başlayınca gecekondulaşma da başlıyor ve ilk defa şey der, müşteri değişti, şivasregalle sarımsaklı cacık sipariş etmeye başladılar der. Yani bu tabii bir şey, o lahmacun viski bunun çok şeyi değil midir zaten, hani sembolü. O 80'lerde işte o şey Vay Hayvan Vay diye bir şarkı vardır Fikret Kızılok'un. Fikret Kızılok'un bu arada çok fazla böyle sosyal siyasi değişime atfettiği şarkıları var. Onları da meraklıları dinleyebilir. Ve bu 1970'lerde başlıyor. Bunun yanı sıra bir de Erol Simavi, Türk Erinanoğlu, Fahrettin Aslan üçlüsü var. Bu üçü çok domine ediyorlar ve bir gecede bir insanı ünlü yapıp veya bir gecede hayatını bitirebiliyorlar. Bu üçlüden veya bu güç odaklarından bu hikayeyi ayırmak sanırım pek mümkün değil. Mesela Sezen Aksu'nun ve Nükhet Duru'nun Erol Simavi ile olan ilişkilerinden bahsedilir. Sezen Aksu bu ilişki sayesinde bazı fotoğraflarını arşivlerden sildirebildi. Nükhet Duru sildiremedi filan denir mesela. Yani şimdi dediğini birkaç şeye ayırmak zorundayım Ayşe. Hani bir 6-7 Eylül olayları ve belli bir demografinin artık yani özellikle azınlıkların bu sahneden silinmesinden, bu sahneden atılmasından bahsediyorsun. Bence bu çok ilginç bir nokta. 80 darbesinin bunu nasıl dönüştüğünden bahsediyorsun. Çok ilginç bir nokta ki buna gelmek istiyorum. Onun dışında hani spesifik, hani mesela 3 insanın müzik endüstrisi üzerindeki rolü, hani belki o döneme odaklandığımızda büyük gözükebilir. Ama benim belki de genel hani pozisyonumun bir şeyi olarak, çıktısı olarak hani yanılıyor da olabilirim bir konuda, ama ben bu tarihsel süreçleri o kadar hani bir iki insanın etkisinin ne olacağını çok hani şey taraftarıyım. Yani daha az görme taraftarıyım. Yani hani göç dalgaları gibi bir şeyin müziği etkisiyle hani 2-3 tane ünlünün hangi 2-3 tane şey mekan sahibinin hangi ünlünün fotoğraflarını silmesi hakkındaki etkisi çok daha farklı geliyor bana. Yani biz en azından şimdilik bunun toplumsal tarafına odaklanalım diyorum. 80 darbesi mesela. 80 darbesinden sonra müziğin ciddi bir depolitizasyonu hakkında bir şey var. Bir düşünce var. Ya baktığımızda gerçekten o dönemin şarkılarına işte Bim Bam Bom, işte Ben de Bir Koca Buldum temalı şarkılar. Ondan sonracığıma gerçekten böyle çok bireye indirgeyen, bireyi de yani çok tüketim kültürü ve aşka ve yani aşk derken daha romantik ilişkiler. Çünkü aslında bir aşık kültürü de var Türk müziğinde. Ama o da değil yani aşık derken daha ben onu sevdim. Sonra hayır sen arkadaşımın aşkısın, bana yalan söylediler vesaire. Ne diyorsunuz? Yani gerçekten 80 darbesinin müziğe etkisini biraz konuşalım istiyorum. Ömer sen başlamak ister misin? Tabii ya, aslında bence 80'nin solun silindir gibi üzerinden geçtiğini bir söylemek lazım. Ya yani orada özellikle protest müzik, Selda Bağcan, Cem Karaca gibi ekolleri yönelik bir kovuşturma yaptığı, bence o müziği çok ciddi dönüştürmesi var. Ama bence bunun asıl müsebbibi Turgut Özal. Yani özellikle Turgut Özal'ın 80'lerin ortasında devlet arabeski gibi bir inisiyatif başlatması. Hatta Hakkı Bulut buna şey demişti. Acısız devlet arabeski. Yani hiçbir şekilde sosyal sorunları konuşmayan, hiçbir şekilde gelir adaletsizliğini konuşmayan, hiçbir şekilde bu topraklardaki acıları konuşmayan ve sadece senin söylediğin gibi bireyin acılarını indirgeyen bir arabesk bulunması için aslında bir arabesk komisyonu kurdu ANAP içerisinde. Ve bundan biraz daha bahseder misin? ANAP içinde bir arabesk komisyonu mu kurdu? Var tabii.
Meclis içinde de var. Abi tabii tabii diyorsun. Ben bu kadar normalleştirmedim daha bazı şeyleri. Devlet bazen hani bu yumruk devlet bazen arabesk komisyonu bu kurar yani. Şey anlatır mısın diye. Ama şimdi bu gerçekten devletin yapısal bir tehdit. Yani şöyle ya ya tabii ki yok, anlıyorum hani kültürümüzü yönlendirme güdüsünü devletin anlıyorum. Biraz da karikatürize etmeye çalışıyorum ama hani gerçekten bir ANAP'ın gerçekten adıyla şanlıyla bir arabesk komisyonu mu vardı mesela? Var var tabii var. Abi şey de var. Ya burada hani şey müziğin kendisiyle hiçbir alakası yok durumun. Ya Özal da çok ciddi bir arabesk dinleyicisi ve bunun Gecekondu mahallelerinin bir oy deposuna dönüşmesi için çok önemli olduğunu düşünüyor. Ama ek olarak mesajlar çok sert. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Kula kulluk edene yazıklar olsun. Falan gibi aslında böyle gerçekten çok sol temalı müzikler bunlar. Yani kula kulluk edene yazıklar olsun diye işe gidiyorsan kapitalist bir sistemde uzun vadeli çalışma şansın çok kolay yok. Bence burada işte asıl dönüşümü yaratan şey İbrahim Tatlıses gibi hiçbir şekilde politik suya sabuna dokunmayan figürlerin arabesk ve bu müzik dalını yönetmeye başlaması. Ferdi Tayfur'un, Orhan Gencebay'ın tamamen apolitikleşmeye başlaması. Yani sadece şeyi söyleyeceğim. Belki çok iyi bir örnek olabilir diye düşünüyorum. Bitecek Dertlerimiz diye bir film vardı. Orhan Gencebay'ın oynadığı. Şimdi bunun linkini atayım. Tam yayından önce kesin konu buraya gelir diye şey yapmıştım. Bence film linki atma. Yok yok, YouTube'dan çok kısa bir şey. Genel arşive atıyorum, tarif edeceğim sadece. Orhan Gencebay yani burada iki tane şey geliyor. İki dakikalık bir klip bu. Ha, tamam. Orhan Gencebay şey geliyor, dozer geliyor. Gecekondu Mahallesi'ni yıkmak için geliyor. Orhan Gencebay dozerin önüne oturuyor parkasıyla birlikte. Ve bir türkü çığırıyor. Dozeri durdurmak için. Sonra o Orhan Gencebay'ın tabii ki böyle bir mesaj vermesi, Türkiye'nin hani kapitalist transformasyonu için gecekonduların yıkılması en önemli şey mülkiyet hakları için. Ya da açıkçası işte bu insanların bir şekilde malzemelerinin metalaşması için. Oradan o Orhan Gencebay işte 20 sene sonra, 10 sene sonra Samsun Tower inşaatını öven, orada yatırımcı olan çıkıp Samsun'dur Orhan Gencebay. Bunu savunan bir figür haline geliyor. Aynı şekilde o yani İbrahim Tatlıses'in önünün açılması bir parantez içinde hani hiç politik bir şey söylemeden biraz sebebi bu. Bu ANAP'ın özellikle arabeski acısız devlet arabeskini kurmakla alakalı bir projesi aslında. Ahmet Kaya da bununla ilgili şey der mesela. Acısız arabesk acısız Adana'ya benzer. Yersin ama miden ağrır der. Hani biraz da öyle gerçekten. Sadece müziğin içindeki o isyankar ruhu, sistem karşıtı ve progresif ruhu çekip sadece hani donuk tematik mesajlı işte sen beni aldattın sarışınım, mavi gözlüm falan filan tipli içi boş mesajlara evrildik. Bunu da çok bayıla bayıla yaptık. Yani Spotify'da şu an en çok dinlenen 10 şarkıyı açın hiçbir politik mesaj içeren şarkı bulamayacaksınız. Ne Türkiye'de ne globalde. Bu bir devlet tercihi. Çünkü devrimci mesajlar içeren şarkılar devrim yaratıyor gerçekten bence. Bir taraftan da piyasa tercihi değil mi? Yani sonuçta yani bunların yayınlandığı platformlar, bu şarkıların prodüksiyonu üstlenen şirketler, bunların hepsi hani o devrilecek sistemin parçası olduğu için belki de gidip o sanatçılarla çalışmayı tercih etmiyor olabilirler. Muhakkak, muhakkak. Yani işte sonuçta bundan bağımsız değil. Yani işte bu yani devlet sermaye ilişkisi zaten çok her zaman önümüze çıkan bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Hele ki yani şu an belki bir tık daha demokratikleşti müzik ama o dönem özellikle bir kartel vardı Türkiye'de. Belli plak şirketleri, belli üreticiler, devlet radyosu. O yüzden hani zaten devlet bunu bir şekilde kontrol altına alabiliyordu. Sadece işte akılların içini ve evlerin içini kontrol edemiyordu. Ama yani Türkiye'de müzik halka bırakılamayacak kadar önemli bir konu bence devlet perspektifinden. Ve arabeskte onu yaşadık. Ve çok başarılı bir proje. Arabeskin içinin boşaltılması bence. Onu da söylemek lazım. Devlet perspektifinden bizim için çok korkunç bir şey oldu. Yani orada sanki biraz daha farklı bir yaklaşımla konulabilir gibi geliyor bana. Hep bu taraftan okunuyor. Sanki bu sanat objesi her zaman içindeki şeylerin dışa vurumu olmak zorundaymış gibi. Ama insanların aradığı şeylerin de
bir malzemesi olabilir. Yani illa bir insan acı çekiyor, acılarını anlatıyor. Bu anlama gelmez. Bu noktada işte ne bileyim, bu yeni pop müziğin veya da rap müziğin anlattığı şeyler bu insanların da bunu yaşadığı anlamına gelmiyor sadece. Yani bence o şarkıcıyı söylediği şarkıdan doğru bir çerçeveye hapsetmek çok doğru bir şey değil. İnsanlar bunun yerine müziğe bunun için başvuruyor olabilirler. Yani bunun bir dışa vurma objesi olabileceği gibi ben bir günümün ne bileyim değerini veyahut da o günün modunu değiştirecek bir şey aramak amaçlı müzik dinliyor olabilirim. Hani Alp diyordu ya başta niye mutlu şarkımız yok diye. Belki mutlu şarkımız olmamız mutsuz olduğumuzdan değildir. Mutsuz belki olmak istemediğimizden mi? Öyle şeyler talep ettiğimizdendir. Belki insanlar çoğunlukla böyle şeyler için başvuruyordur. Ya da mutlu olduğunda açtığın şarkılar olduğuna göre demek ki bunun illa dışa vurumu olması gerekmiyor. Ya da aptalca şarkılar dinleyebiliyorsun zaten. Bundan keyif alabiliyorsun. O yüzden ben bu kadar rol atfedilmesini de doğru bulmuyorum aslında müziğe. Yani çok genel geçer bir yanı da var çünkü. Bir sürü müzik olarak. Yani Erkin şu konuda şey yapacağım sana. Katılmayacağım. Yani ülkede askeri yönetim el koyana kadar, darbe olup insanlar kesilene kadar, insanlar şey istiyor da hani bir devrim olmasını bilmem ne istiyor. Ama ondan sonra bunlar olduktan sonra bir anda en büyük dertleri şey mi oluyor yani? İşte bana yalan söylediler mi oluyor? Yani dönemin zamanlı şeyleri. Yani bakma çünkü o zaman hani yayını kontrol eden bir rejim var. Prodüksiyon şirketlerini oradaki maddi akışı kontrol eden hükümet var. Yani bence olay sadece çok demokratik bir düzende insanların talep ettiği bir şey var ve o talebi sağlayan bir üretim varın ötesinde. Yani eğer hani böyle bir şeyden bahsediyorsak zaten sadece talebe karşılık arz üreten bir sektörden bahsediyorsak sanattan hiç bahsetmiyoruz demek. Sanat hani sonuçta biraz da dışa vurum ve toplumu ayna tutan bir şey olarak bahsediyoruz biz sanattan ve dolayısıyla müzikten. Tabii ki ama janraların da bir takım moda zamanları var. Mesela işte 60'ların 70'lerin Fransız müziğine bakınca işte şansonlar arasında da o döneme çıkan işte Leo Ferrer'ler, Memnunlar, şunlar bunlar. Bunların arasında çok ciddi böyle bir nihilist, ölümcü tayfa görebiliyorsunuz. Bunların içerisinde çok ciddi bir işte vay kardeşim afiyet olsun. Bunların içinde çok ciddi solcu kanattan bir takım şeyler duyabiliyorsun. Çok umut dolu şarkılar falan. Bunlar o zaman cool da olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani o dönemin zeitgeist'i bunu gerektiriyor da olabilir. Bu illa bunun dışa vurumu olması. Yani dışa vurumu da tabii ki olabilir ama bunun katkısı olduğunu kanıksamamak lazım bana kalırsa. Yani 80'lerde çünkü dünyada da bir sürü şey değişti. Belki gerçekten o işin de pili bitmiş olabilir. Buyurun abi. Yani pili bitmek kavramı biraz şey geldi bana, muğlak ve hani biraz naif geldi açıkçası. Yani 80'de bu işin bitmesinin nedeni Ronald Reagan iktidarı ve işte Margaret Thatcher iktidarı ve tekrar dizayn ettikleri global değişim aslında. Yani solun global umutlarının tükendiği 68 kuşağı ve onun etrafında şekilen hareketin sönümlemesiyle başlayan bir süreç. Yani onların ekonomik sistemi de çöküyor, 68 kuşağıyla başlayan Keynesyen düzen de çöktüğü için. Ama hani burada şey demek bana çok makul gelmiyor açıkçası. İnsanlar müzikten kaçmak için dinlerler ya muhakkak. Ama yani özellikle Türkiye'de demokratikleşmemiş bir müzik üretimi varken zaten insanlara ne verirsen onu dinleyecekler 3 aşağı 5 yukarı. Yani Cumhuriyet bunu yasaklamaya çalıştı. Yani 34-36 konusunda Türk müziğinin yasaklanmasını biraz bundan dolayı da söyledim. Ya da arabeskin belli bir süre radyolarda, ana akım radyolarda çalınmamasını bu yüzden söyledim. Yine arayan insanlar bulabiliyorlardı. Ama şu an çok ciddi bir müzik bombardımanı içerisindeyiz. Yani biz zaten seçmiyoruz ki. Önümüze bir playlist konuyor. Onu takip ediyoruz zaten. Ve Spotify'a her gün on binlerce şarkı yükleniyor globalden. Ve bizim zaten bunu kürate etme şansımız pek de yok. Yani böyle bir aşağıdan gelen talep üzerine şekillendiğini ben çok düşünmüyorum. Müziğin içinden de toplumsallığı çıkarttığında salt bir eğlence objesi yaratıyorsun. Yani dizi izlemek gibi. Bu da hani ruhsuz ve
Gerçekten acı. Abi şimdi tamam, şu anladın mı az önce mesela Berat yazmış işte, yani Kanye'nin şarkılarının içerisinde nasıl bir toplumsallıktan bahsediyorsun? Abi Kanye başka bir sanatçı. Ya orada Kendrick Lamar'ı söylersin ki Kanye'nin de toplumsal şey vardır ama kendiyle alakalı sorunları olan bir adam Kanye. Çok takipçisi olan da bir adam. Onu çok ciddi politik yorumlayanlar da var bu arada. Başkanlığa aday olmasını isteyen ekip sadece Kanye West olduğu için istemedi. Politik yönünden dolayı istedi. Ya dediğim gibi abi Kendrick Lamar'ın bak aynı ekolün şarkıcısı. Ben Kendrick Lamar'daki sert politik cümleleri Amerika'da çok az siyasi ve politik düşünürden duydum. Yani çok yerinde çok sert cümleler. Burada ama sözünden devam etmek istiyorum ben senin. Yani şunları şu ruhunu çıkardığımızda müziğin geriye sadece eğlence kalıyor. Benim yine araştırma yaparken rastladığım süreçlerden biri aslında chat'te de bahsedildi. Eda söyledi. Perifer müziğine gelince meslek konusu da sahneye çıkar. Perifer müziğin önemli bir kalemidir Alevi Cem geleneği ki aşık dediğimiz adam kültürel aktarımın önemli bir taşı. Ben aslında aşıklardan da mutlaka bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum ve aslında tasavvuf yani hem Bektaşi geleneği işte Bektaşi aslında nefes da hani söyledikleri ilahileri. Yani nefes geleneği, Bektaşiler, Alevilerin Cem geleneği aslında bu aşık geleneği dediğimiz bana kalırsa Türk müziğinin en ilginç insanlarına ve eserlerine yol açan gelenek. Sen de bir aslında şey görüyoruz yani o moderniteyle gelen bir kopuş mudur? 80 darbesiyle gelen mi? Arabeskleşmeyle mi gelen? Aslında o da politik tarafı çok ciddi olan bir şey. Yani tabii ki kişisel travmalardan da bahseden bir gelenek. Ölümlülükten, nihilizmden bahseden de bir gelenek. Ama aynı zamanda çok ciddi siyasi temaları da olan bir gelenek. Atıyorum mesela hani kula minnet eylemem. Rızkımı veren Hüda'dır. Müthiş politik bir şey. Müthiş politik bir bakış. Ama işte bu tasavvuftan eğlenceye geçiş sanki gözlemleniyor müzikte. Yani bu belki orada bu perifer dediği Eda'nın, kadroları, kişilerin, geleneklerin tasfiye edilmesi, bu ne kadar artık hani planlı bir şeydir, ne kadar bahsettiğimiz politik, ekonomik mekanizmaların içinde oluşmuş bir şeydir. Bir şekilde sanki o ruhanilikten de bir kopuş var. Sadece politik protest müzikten bahsetmiyoruz. Gerçekten daha Türk müziği dediğimiz için, hani belki orada Kendrick Lamar, Kanye West şeyi hani belki o farklı bir örnek olarak kalıyor ama Türk müziği diyorsak hani bir aşık geleneği var. Ve inanılmaz ilginç bir gelenek aşık geleneği. Böyle şeyler var gördünüz mü? Ben bazen açıkçası düşüyorum o videolara. Mesela dil oynatmaz diye bir aşık atışması var. Yani atışma zaten kendi başına ilginç bir şeydir. Atışma çok ilginç bir kültür. Yani iki aşığın karşı karşıya oturup çalıp söyleyerek birbirlerine gerçekten laf atmaları yani. Müthiş bir gelenek bence. Bir de onun dışında böyle dudak değmez, dil oynatmaz, dudak değmez diye bir gelenek var. Dudakların aralarına iğne koyuyorlar. Dolayısıyla belli sesleri işte M harfini, P harfini söylemeden atışmak zorundalar birbirleriyle. Yoksa o iğne batıyor dudaklarına. Oha çok iyiymiş. İnanılmaz yani şey gerçekten bence olağanüstü bir müzik geleneği. Ama kaybolan bir müzik geleneği ve gerçekten bunun etnik ve işte mezhepsel sebepleri var gibi geliyor bana. Ve gerçekten de bir süre boyunca hani tasavvufu özellikle Bektaşili, Alevili temsil eden insanların artık hani şey yapmamasıyla hani bu sahnede yer bulmamasıyla müzikten de bir şeyler kaybedilmiş gibi geliyor bana. Yani sen bunu düşündük aklıma şöyle bir şey geldi, biliyor musun? Ne kadar sorunun cevabı olacak veya söylediğin şeye bir şey sağlayacak mı diye. Geçtiğimiz ay mı ne bir köyde bir düğüne gittim ve müzik çalıyorlardı. Ezan geldi falan filan durdu da orada şeyi düşündüm. Acaba 150 sene önce köydeki düğünlerde nasıl bir müzik çalıyorlardı? Nasıl bir entertainment vardı? Sonra yüksek ihtimalle dedim şöyle bir şey vardı. Hiçbir fikrim yok, sadece ekstrapolasyon. Muhtemelen oyun havaları. Yani bizdeki şu anda o müziğin entertainment value'su
yeni oluşmuş bir şey görece anladığım kadarıyla. Yani burada dans edebiliyorsan, dans edebildiğin müzikler, neşeli şeyler, kalanı bir şeyin manifestasyonu falan. Yani işte atıyorum, bey bana çok yanlış yaptı, işte ne bileyim, karımı aldı, malımı aldı, bilmem ne, işte askerden kaçtım, beni yakaladılar, hapse attılar vesaire vesaire. Bunları anlattığım bir şey. Ama sanırım burada, sanırım Ömer'in de uzlaşamadığı nokta bu, senin de biraz uzlaşamadığın nokta bu. Bir entertainment value var yani. Ben arabayla bir yere giderken arkada çalsın diye bir şey açıyorum. Ve yani ama biz böyle bir entertainment value olmadığını iddia etmiyoruz bence. Ömer, sen buna cevap ver. Sadece bundan ibaret olmasına sanırım bir şeyimiz var bizim. Yok, Erkin bitirsin argümanını. Ya bence yok, ben moderatör olarak bitirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Abi Erkin dünyayı 1 ve 0'lardan okuduğu için şimdi sadece hayır, ben sadece entertainment de demiyorum ama şu kısmı var. Mesela bilmiyorum sizde oluyor mu? Bir sürü insanla konuşurken şeyi fark ediyorum. Özellikle İngilizce şarkılarda, yabancıdaki şarkılarda sözleri dinlemiyor ve anlamıyoruz çoğu zaman. Ben en azından anlamıyorum çoğu zaman. Özellikle bu özenle dinlemiyorsam. Ve fark ediyorum ki yabancı sözlü müziklerin çoğu dinlediğimde sadece böyle arkada bir şey çalıyor yani. Tabii ki şey değerini küçümsemiyorum ama entertainment değerinin sizin beklediğinizden veya olmasını düşündüğünüzden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ama yani müziğin tarihi olarak birçok fonksiyonu var. Yani bu hani sözel tarihe de dayanır. Kabile zamanlarında, daha küçük topluluklar zamanında bir hani onun ruhunu canlandırmaya, işte o kimliği pekiştirmeye de dayanır. Yani müzik çok daha aslında tabii ki kapsayıcı bir şey. Yani biz burada hani Türk müziğinden bahsettiğimiz için hani bir yerden aldık, nereden aldık atıyorum. Hani aşık geleneğinden, Osmanlı'dan falan aldık. Ve evet, burada hani entertainment dışında da değeri olan müzikler üretilmiş gibi ki. Hani burada şeye falan hiç girmedik aslında, bir müziğin terapi yöntemi olarak kullanılması vesaire. Hani onlara hiç girmeden bile. Ama yani belli ki entertainment'ın dışında bir şey varmış ortada. Ve o kaybolan şey, yani bir şeyler kayboldu mu, kaybolduysa ne ara ve neden kayboldu diye sorguluyoruz biz sadece gibi geliyor bana. Derken Celal el kaldırıyor. Celal lütfen. Merhabalar. Şimdi şey deyince ben dayanamadım, hani sözler dinlenmiyor deyince. Ben bu konuya gerçekten önem gösteriyorum ve müzik konusunda da çok kafa yoran bir adamım hakikaten. Böyle alternatif indie müzik falan dinliyorum. Onu da soracaktım. Bağlamak için iyi bir nokta oldu. Çok mesela, iyi oldu. Kusura bakma, sen deme diye değil gerçekten. Sadece burada geyiğimize de devam edelim diye söylüyorum. Gerçekten bu yuvarlak masa tecrübesinin bana öğrettiği şeyler. Herkesin bir kırmızı çizgisi var. Şunu dedin, konuşmadan duramadım, cümlesi o kadar farklı yerlerden ortaya çıkıyor ki bu güzel bir şey, lütfen hani umarım daha fazla da olur bu. Ama evet Celal, müzik sözleri dinleme konusunda bir şey diyecektim. Ya şöyle diyeceğim, hani kırmızı çizgi olarak değil de abi, isteyen istediği müziği istediği şekilde dinlesin. Hani bazı müziklerde hakikaten sözlerini hiç dinlemesen de olur. Yani hakikaten öyle, örnek vermeye gerek yok da bazılarını ikisini verir misin lütfen? Örnek, yani ne bileyim Taylor Swift, hani ben hiç sözleriyle dinlemedim, ya da Dua Lipa'yı dinlediğimde ne anlatıyor ya bu falan da dediğim oluyor. Bana hiçbir şey ifade etmiyor çünkü. Hiç bana hitap eden sözler değil, ya da belki de bir saniye, sözlerini dinlemedin mi, dinleyip sana hitap etmediğine mi karar verdin? Barbar müziği sonra... diye. Ya melodisi güzelmiş falan diye tekrar tekrar dinlediğimde, mesela Dua Lipa'nın Future Nostalgia diye bir albümü var. Arada bir takıntı halinde böyle işe giderken, dönerken falan dinliyorum. Yani bana hiçbir şey ifade etmiyor yani hakikaten sözler. Dün mesela dinledim, öyleymiş. Ama son birkaç haftadır mesela Ekin Beril var bizim bu alternatif müzikçilerden. Dualite diye bir albümü var. Yani sözleri içimde hissettim resmen. Yani şeye dokundu, ben hissettim. Yani nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Hislerime tercüman oldu yani, öyle söyleyeyim. Bazı noktalarda. Kendime not alıyorum dinlemek için bu arada. Sanırım genelde Ekin... insanlar bana bir şeyler söyleyince çok kızıyorlar ya. Ben bunu anladım bu canın çıkışından. Yok abi, Ömer'e niye kızayım? Ömer geto dediği için laf verdi ve sanırım o ki çıktı da yayından yani. Hani. Ben burada bir kendimi düzeltebilir miyim? Şunu diyeceğim. Yok yok. Hiç kendini düzeltmen gereken bir şey yok ama bizi istediğin gibi düzeltebilirsin. Lütfen. Yok abi, şunu diyeceğim Erkin.
sen insanlar sözleri dinlemiyor dediğinde ben mikrofon kapalıydı. Hah işte bu falan gibisinden bir tepki verdim yani, öyle söyleyeyim. Hiç kızma etme yok yani. Evet. Ama okey. Ya evet, hani şöyle sözlerinden bağımsız da popüler olduğu ya da bir değeri öne çıktı oluyor tabii ki müzikler. Mesela işte en son artık grup yorum biliyorsun yani, biliyorsunuzdur diye şey yapıyorum. Hani politik bir grup yani, hatta bazılarına göre biraz fazla politik olduğundan dolayı Türkiye'de yasaklı bir grup aynı zamanda. Yani gerçekten Türkiye'de yasaklı gruplar hala var. Yasaklı kitaplar hala var, yasaklı müzikler, yasaklı gruplar hala var. Grup yorum bu yasaklı grupların en başında geliyor. Mesela grup yorumun bazı şarkılarının bestesi şey olarak kullanırken, iktidar partisi tarafından miting müziği olarak kullanılırken grup yorum müzik yapması yasak. Tabii ki burada sözlerle müzik arasında bir bağlantı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama öteki taraftan gerçekten protest müzik diye de bir şey var. Yani bunun literatürü de var. Ayşe ile Ali söz istiyorlar. Ayşe, sanırım önce seni gördüm. Lütfen buyur, ama Ali sen de ne söyleyeceğini unutma. Ya sanırım ufaktan konuşmanın sonuna geliyoruz da hiç Türk sanat müziği korolarına değinilmedi. Hani aslında Türkiye'deki en geniş müzik topluluklarıdır. Yani sayılarını birisi baksa gerçekten çok şaşırtıcı rakamlar çıkar. Neredeyse özellikle büyük şehirlerin her mahallesinde vardır. Onlarla ilgili neye değinmemizi uygun? Yani ne hangi açıdan değinelim dersin Ayşe? Çok yaygın bir müzik topluluğu. Hani Türk insanının müzikle birebir ilişkisi. Pasif değilsin çünkü bir korada müzikle bir pasif ilişkin olmuyor. Aktif bir ilişkin oluyor. Bu açıdan çok gölgede kalan bir gruptur. Yani buna ben değinmek istedim. Eyvallah. Teşekkürler. Rica ederim. Gerçekten en çok sanırım kırmızı çizgi olan şey buydu ya. Herkesin başka bir Türk sanat müziği TSM koroları. TSM koroları da vardır diyelim. Asla unutmuyorum. Biri de mesela chatten Münir Nurettin Selçuk lafı geçince Timur Selçuk'u da anladım demiştim. Tabii ki anladım yani, niye anlayalım? Ben çok severim. Ali buyur. Ali Berat'ın kırmızı çizgisindeymiş bakalım. Benim kırmızı çizgim değil. Ama ya şöyle bir şey düşünüyorum. Benden iki önceki Taylor Swift'in sözlerine ilgili bir şey söyleyen arkadaşa dair bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki herkesin dinleme zevki kendinedir. Ama bir öneri olarak dinlediğiniz, özellikle Erkin dedi ya, yabancı müzikleri dinliyorum ben sözlerini anlamıyorum diye. Bazen anlasanız bile bir anlam sizin için ifade etmiyor olabilir. Yani Ömer mesela Kendrick'ten bahsetti. Aslında baktığımızda Kendrick'in şarkılarını dinlediğinizde belki kişisel hayatınızla ilgili çok bir şey ifade etmeyecek sizin için. Compton'da büyüdüğünde yaşadığı şeyleri falan anlattığında yani okey deyip geçeceksiniz. Ama mesela bazı şarkıcılar var ve bunu size öneririm yani böyle yapmanızı. Double Entendre vesaire diye bahsettiğinizi bilmiyorum. Biraz geç geldim ben. Ya sen dinlediğinde hiçbir şey anlamıyorsun. Sonra bakıyorsun, senin anlamamanın üzerine aslında oradan 4-5 farklı yorum çıkıyor. Yani mesela Kendrick bunda çok iyidir. Frank Ocean hakeza öneririm. Yani tabii ki herkesin kendi bireysel dinleme şeyine ek olarak bence sözlerin anlamlarına bakarak ve hani yorumlarına anlamaya çalışarak dinlemek de güzel bir şey katıyor diye düşünüyorum. Onu da söylemek isterim. Ama kırmızı çizgim değil tabii ki. Yoksa herkes nasıl istiyorsa öyle dinlesin yani. Bu arada kırmızı çizgisi olması da ayıp bir şey değil. Böyle anlaşıldı galiba ama biz tam tersine bunu teşvik ediyoruz. Ali Berat, bu senin ilk defa mı? Yani sen ilk defa mı dinliyorsun ya da ilk defa mı konuşuyorsun? Ben burada ilk defa konuşuyorum ama birkaç şeyi yayını izlemiştim. Şimdi de katılayım dedim. Bildirimler falan geliyor. Şeyde varım, grupta varım. Sizle tanışmadık da Ömer'le, Erkin'le tanışıyorum zaten. Lütfen daha sıkı dur. teşekkürler yorumun için de. Sen de mi lamavcısın yoksa Alp? Abi ben Kanye'ciyim ya maalesef. Ben Kanye'yi çok seviyorum. Ben Galatasaraylıyım, o bile ucundan yani. evet, ben bu müzisyen imajından bahsetmek istiyordum. Piyasal etkisinden bahsetmek istiyordum. Politik müzikten, göçme demografiden, cumhuriyet politikalarından.
Arabeskten hip hop arabesk ve arabesk derler, pop arabesk de şey yapıyorduk. Ben aslında değinmek istediğim çok konuya değindiğimi hissettiğimi düşünüyorum. Ama onun dışında sizin de ekleyeceğiniz ve sizin derken dar anlamıyla Erkin ve Ömer'i, geniş anlamıyla buradaki